Datalor, Data ya da hmm. ben niye Data diyorum bilmiyorum ben Nike ya da Nike diyorum herhalde bu Türkçe'nin yani bana... Yani yapıştır abi Data ya. <laughs> abi ileride belediye başkanı olursan başına bela oluyor mu, biliyorsun. <laughs> <laughs> Aksanımız <laughs> problem oluyor diyorsun. <laughs> dert oluyor. Bu bölüm açıkçası ben de Nike adını gördüğümde listede hemen atlayıp izlemek istediğim, merak ettiğim Data'nın <laughs> hikayesini en baştan beri merak ettiğimiz olduğu için çok da kafaya taktığım bir bölümdü. İzledim çok da mutlu oldum. Özellikle de hani Data'nın sadece hikayesi için değil genel olarak işte Asimov'un pozitronik beyninin e, hikayesini görmek. Onun dışında bu bölümü Rob Bowman'ın yönetmiş olması X-Files'ın e, en çok bölüm Aha. yöneten bölüm, yönetmenlerinden biridir. Hiç şey, severim kendisini. Bu tarz güzel detayları da barındıran e, bence sezonun e, en iyi bölümler arasına girecek bir bölüm yine. Ne diyorsun abi? Anlat sen o zaman. Anlatayım abi. Bu bölüm çünkü şey bir bölüm yani meşhur hmm. bir bölüm yani gerçekten. Tabii. Ya benim aslında hani bu bölümü ilk izlediğimde e, şimdi Data karakterini hiç biraz daha bu dönemin Westworld'ü gibi görüyoruz ki Westworld'de bile onların robot olduğunu e, basit hatalarından vesaire anlayabiliyordun. Bunda da bir tane tick koyuyorlar işte lore karakterini oradan e, ayırmaya çalışıyorsun. Ama genel olarak işte çıkış noktaları indikleri gezegendeki... E, doktorun işte Doktor Sung'un... E, onları nasıl yarattığı ile ilgili bilgiler... E, birleşme noktalarında ıvır zıvıra girmemeleri... işte babacım işte böyle makinalar geliyor buradan... Halbuki yani bildim böyle beş parça... Lego parçası gibi yapmış koymuş abimiz. <laughs> onları alıp birleştiriyorsun. Datanın açıp kapatma düğmesi var falan. Hani... Bu kadar kompleks bir yapıyı... baya Apple gibi bize sunmuş olmasına... Ben bayıldım bir kere. Yani... E, ya bir bak düğmesi var, basıyorsun, çalışıyor, sana yardımcı oluyor. Bir de böyle özellikleri var. Yani çok tatlı bir bakış açısına sahip. İkinci konuda ya araya giriyorum hemen Heh, şu şey ya şimdi mesela şimdi aynı Star Trek şeylerine falan geçtiğinde e, ya yani şu çok özür dilerim öküzlükten. Arınmış olması bu dizini çok hoşuma gidiyor. Gerçekten senin dediğini birazcık daha uzun anlatacağım. Aynı senin dediğini söylem ama şu ya. <laughs> normalde işte abi robot diriliyor. Nasıl yapacağız abi? <laughs> yani yani baba dur işte. Kolunu takıyorlar işte. <laughs> yani tamam mı? Bir tane de kapatma düğmesi varmış. Orada <laughs> böyle koluncuklayınca da da şöyle şöyle oluyor yani. <laughs> ya <laughs> Onu goncukla açılıyor. Ya bitti işte yani. Tamam anladın mı? Yani böyle bir... Yani <laughs> abi hadi filmde robot var. O zaman milyon dolarlık montaj sahnesi hazırlıyoruz falan. Yani ya güzel eyvallah güzel de yani... Ya bu Iron Man'de de yiyor yani anladın mı? Iron Man'e tap sahneleri. Çünkü bir kere dizi çekeceksin, film çekeceksin. Hmm. Onun suyu tap sahneleri tamam. Ama onda bile her filmde değiştiriyorlar dikkat et suyu tap sahnesini. Çünkü sıkıcı bir yerden sonra. Burada böyle şeye falan deli gibi vakit ayırmamaları çok hoşuma gitti. İşte abi adam robot ha işte robota dönüşüyor kademe kademe bir şeyler yapıyorlar falan acayip gizemli inanılmaz şey. Yok abi aksine teknoloji bir yerden sonra rahat ve chill bir şeye dönüşmüş yani. Evet dünyanın abi, geleceğinde abi. ve senin dediğin gibi Apple seviyesinde yani adam bas çalıştır işte robot. Tamam. <laughs> <laughs> Okey. İçeri odaklan. zaten çıldırıyoruz yani anladın mı? Yani böyle bir dark future değil ya çünkü bu. Bu bir şeylerin çalıştığı ve olduğu bir future. Yani Asıl mesele o. Yani o şey değil. Cyberpunk gibi bir anda kablolar, gizemli şeyler. Abi 6.45'li uzatıyor. <laughs> ya tükürüyor falan. Aksine işte yani. Adam bir robot mu yapmış? Tamam robot. Montajlıyorsun birbirine basıyorsun çalışıyor. buna şey de diyebilirdi İşte bilmem ne gezegenindeki cimilik taşını bulmadan biliyorsunuz ki data ve türevlerini çalıştıramayız. O cimilik taşı bize çok önemli falan. Hiç hmm. bunlara da girmiyor abi. Bil yok taşıymış yok kıçıymış baba yapmış. Bu arada hani yine ben de bunu wikis'inden okudum. 6 tane yapılıyor sanırım. 2 tanesinin orijini hiç belli değil. Kim oldukları da belli değil. Diğer 4'ü belli. Dördünden birinin adını unuttum şu anda. Biri Data, biri Ron. Da, biri de bir şey da... söyleyeceğim. Bu Star Trek şeyine girersen Memorial Alpha mıydı onun ismi? Evet, evet. Oradan çıkamazsın abi. Memory Alpha şey. 40 senelik diziler artı üstüne iki bilgisayar oyunu ve bütün bütün romanları falan içeriyor. Hayır, ben o kadar detaydan değil şeyi söylemek için girdim buna sadece hani data ve lore tek değil hani şey denebilir dizi yani ayopa yapa iki tane mi yapmış diye onu sadece belirtmek için ekleyeyim dedim hani o pozitronik beynin yaratılmasıyla beraber altı tane yaratılabilmiş yani doktor sungun yaratabildiği altı karakter var onu hani araya ekleyeyim diye şey yaptım. Durum öyle yani merak eden olursa onlara bakabilirler. Ya abi zaten şimdi bu robot konusunda bugünün de konusu ya yani ben bugün bir şey koyuyorum tamam bak şey anlıyorsun dikkat çekmek okey ama içeriye kimse odaklanmıyor bunu seninle çok konuşuyoruz oyunlarda da youtube videosunda da dizi... abi görüntü nasıl kapağı güzel mi kıçı güzel mi abim kastı mı youtube yaptıysan tam neyli seksi mi bunlar yoksa içerik kimsenin umurunda değil. Bunun içerik iyi olsa da sana gelip birileri şey yapıyor. Baba içerik çok güzel de kapağın dendik. Lan oğlum ben sana milyon dolarlık içerik verdim belki sen ne anlıyorsun? Belki zengin olacaksın onunla. Yok abi kapağa dendik. Burada bunu kırıp direkt data'nın özelliklerine işte bakışına nasıl yani lore'la arasındaki farka yani Doktor Sung'un ikisinin arasında nasıl bir fark bulduğunu ve neden işte e, lore'dan vazgeçip data'yı yarattığını neden biraz daha kusurlu bir e, beyin işte işi yaratmaya çalıştığını, insanlığı e, anlaması mı, ona hizmet etmesi mi yoksa insanlığı yok etmesi için mi bir şey? Hani bu Doktor Ford'un da Westworld'de çok sorguladığı bir şeydi ya. Hani onları yok mu edeceksiniz? Onlara hizmetçi mi, hizmetkar olmaya mı gideceksiniz gibi böyle bir arada kalan bir durum vardı. Burada bence çok basit ya. Koca iki sezonda anlatılan konuyu. <laughs> ha bunu iyi ya da kötü diye söylemiyorum bu arada. Ko konuyu ufacık bir sekansla anlatmış bize yani. 40 dakikalık. <laughs> Burada biraz da şey detayları benim hoşuma gidiyor. Şimdi ya aslında çok tabii yine aynı şekilde klasik bir konu yani. Mesela bir robotun başka bir robotu bulması gibi değil. İki kardeş var. Biri kötü kardeş, biri iyi kardeş gibi basit bir durum var ya. En, Sütü ya. Ha, hatta, hatta <laughs> ikisini aynı karakter oynuyor. Aynı aktör oynuyor falan. ya yani o derece bir basit bir şey var elimizde. Ama e, lore'un şey açılımları çok güzel. Ya bu bölüme kadar bu arada data işte bu detaylar henüz oturmadığı için kısaltma kullanıyor bölümlerde aslında. Bu bölümden sonra kullanmayacak. Burada vurguladığı var ya, yani lor evet. insanlara çok daha rahat adapte olduğu için kısaltma kullanıyor işte. Kent yerine kent diyor filan. Ben daha kütük gibiyim o kadar uyum sağlayamıyorum insanlara diyor data. Aslında bu bölüme kadar kullanmışlıkları var bu arada. Bu bölümden sonra da data'yı çok daha iyi yazmaya başlayacaklar abi. Çünkü Star Trek şu konuda çok başarılı. Bir bölümde bir şeyin kuralını koydu mu? Bir ne zahmet var. unutmuyorlar abi. <laughs> bir zahmet. Yani biz ne senaristler gördük milyon dolarlık dizilerde karakter unuturlar. Anladın mı? Yani Star Trek, ya biz işte 27 bölüm önce Data ile ilgili şöyle bir kural koymuştuk. Bunu unutmayalım. Diyor ve unutmuyor bundan sonra. Ee, Lorun insanlık insanları taklit etme konusunda çok daha başarılı olmasının onu kendisini kötü bir varlığa çevirmesi aslında. Birazcık böyle bir yine eleştiri. E, hemen aç gözlülük hemen e, hıyanet falan gibi duyguları da almış data bunlardan daha arınmış bir karakter ve zaten şöyle de ilginç bir detay var data işte veri demek ya evet Lorda aslında o da veri ama o daha hikayelerle aktarılan veri yani daha bak tam bunu sormak istiyordum sana zaten yani, Lord daha böyle bir örf diye. adet efsaneler falan gibi yani insanların bir konuyla ilgili bilgilerine, buraların efsaneleri böyledir evlat, işte Anadolu efsaneleri falan gibi. Onu mesela lore böyle şeylerdir. Veri ise, yani data ise çok daha şöyledir ya, yani ya örnek vereceğim. Lore kapsamına şeyi alabilirsin. Buradan selam olsun Bolu Bey'ine falan gibi konuları lore başlığında incelersin. Data ise şey ya, Anadolu'ya her sene 27 bin metreküp yağmur düşmektedir falan gibi. Çok daha böyle soğuk bir... Yani isim, isim tercihi de çok hoşuma gidiyor. Çok yani çok bir dikkatli, insanlığın çok daha içinden bir karakter olmasını kendisini kötüye dönüştürmüş ve en sonunda demonte edilmesine sebebiyet vermiş. Öteki ise veri analiz ederek bir yerlere varmaya çalışıyor ve işte yaratıcıları Dr. Sung daha sonra şeye karar vermiş aslında. Ben bu kadar insana benzeyen bir şey yapmayayım çünkü yani iyi olmuyor, iyi, iyi olmayacak sonu diye karar vermesi de hoşuma giden bir şey. Bir de şey güzel orada zaten işte aynı hataya düşme durumu yani aslında insanın hatasına düşüyor. Yani güçlü olduğunda demin dediğin konu hemen e, yozlaşayım hemen indiririm ben bunları kontrol ederim işime bakarım hani ekmeğime bakarım gibi bir çok basit aslında çok e, kompleks bir beyinle çok basit bir düşünceye geri dönüyor. Yani lordan dolayı işte o biraz alışılmışlıktan çünkü insanlık da hep şeydir ya Abi ben bunu öğrendim rahatım artık kendimi geliştirdim. Bildiğim gibi yaşayayım. Hep öyle ama benim tadım kaçmasın. Zor da zaten o hakimiyeti alınca hemen onu manipüle edeceğini de bildiği için oradan yürüyor. Data yine dediğin gibi çok daha veriyle çalışan, veriyi kendisi öğrenerek belki insanın hatalarını sorgular ki bu bölüm bak o detayları da çok ince vermiş. Yine bugünün çok tartışılan konularında data üzerinden yine 40 sene önce çok doğru mesajlar verilmiş. İşte İlk kez ona ne diyeceğini bilemiyorlar ya... ...ne diyeceğiz abi biz? İt mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Yani Android hmm. mi diyeceğim? Bana neden insan formu verildi? Beni neden bir kalıba soktunuz? Nasıl hitap edeceğiz? Ya yani bugünün tartışma konuları bunlar aslında. O gün de vardı ama... ...hani bugün artık çok yoğun ya... ...o gün böyle hani... ...e ee, tabi abi falan deyip geçebileceğim... ...belki de hala onları dışlamaya devam edeceğim... ...bu konuların öznesi olan kişileri. Bunları da çok tatlı işlemiş. Oradan da data'nın esas şeyini anlıyorsun. O da bilmiyor. O da öğreniyor... Aa ulan doğru. Benden bir tane daha geldi. Ben onda ne yapacağım? Bana şimdi insanların bakışımı değişecek. Halbuki LoR bunu hemen çözüyor ya. Bak onlar şöyle i̇şte, yapar, böyle yapar. <laughs> çünkü şey abi, LoR biliyor, data öğreniyor ya. Aslında evet. vurgulanmak istenen bir şey hani biliyorum mı hani senin bilmediğin neler var falan gibi böyle bir aslında biraz <laughs> Yunus Emre böyle bir anlatım var yani. Biliyorum hani evet, evet. diye gezersin ama hani bak neler var gibi. Ya data ise öyle. sorgulayan, öğrenen, veri toplamaya çalışan, data toplamaya çalışan birisi. Lore ise ya kardeşim ona öyle demezler, bunu böyledirler. O, o iş öyle değil, Brom falan adamı Lore böyle. Abi zaten dargıcı gibi böyle. Hallederiz yani, kardeşim. Hızlıca bunun kardeş. şeyine düşüyor. Aynen. Ee, ve bu yaklaşım şey açısından benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü Star Trek zaten bu senaryoda şeyi anlatıyor ya galaksiyi gezen... ...yok etmeyi, yönetmeyi değil, öğrenmeyi sormayı seçmiş bir grup karakterin hmm. macerasını anlatıyor ya. Haliyle lore gibi bir karakter. Yani ben bilirim, o iş öyle olmaz bro'm. O iş aslında öyle değil tayfasını. Hızlıca abi hani keşif ve öğrenme macerasında sen tabii ki kötü adam olacaksın. Belki başka bir yerde daha faydalı olabilirsin. Ama soran ve öğrenen bir kişi aslında bu hikayenin ana gövdesini oluşturacaktır deyip... ...derken daha doğrusu hani bunu demiyor tabii ki hiçbir zaman ama... Hikayenin genel şeyi o omurgası bu. Evet. Ama kameraya bakıp hiçbir noktada da şey demiyorlar yani. Eee tabii söylüyor. Dizi temiz bir hikaye anlatım var ya bütün ee, bu işlerin içerisinde i̇şte tematik olarak seninle konuşacağı şeyi konuşuyor dizi. Çok hoşuma gidiyor. Ya dem dediğini aslında şöyle de anlatıyor biraz. Demiyor evet ama fail ediyorlar ya devamlı aslında. Hata yapıyorlar. Yani data <laughs> da onu kabulleniyor. Ya ben hata yapamayacak kadar iyiyim aslında ama yap yapmam lazım ki ya da yapıyorum ki ben insan olabiliyorum. Çünkü o, insanlardan onu alıp yine görüyor. Yani şey demiyor onlara bak insanlar hatalıydı biz daha iyisini yaptık. Bak mesela bu da hani yıllardır Matrix konuşuluyor ya. Abi hap yutmuş işte patchmiş şöyle Ya en basit temel şunu bir kimse de konuşmaz ha. Yani insanın hatasız yapılmaya çalıştıkça ortaya çıkan sorunlar anlatılıyor. Abi bu daha basit bir şey yani bu daha önemli. Buna niye odaklanmıyoruz da hapa, vazoya yok işte programa bir mimarmış abi falan yani. Bu oda bak bu dönemin filmleri dizileri bu oda işte hep kaybediyor. Hep insanları daha e, işin ne denir ona sosyetik magazinsel yönüne yönlendiriyor. Burada daha odaklı daha içerik. Babacım sen boş ver onu bak burada önemli bir şey anlatıyorum ben size odaklıyor. Bu da aslında o basitliğinden belki de. Hani burada demin konuştuk ya işte çok havalı bir robot yapımı olsa. Mesela sondaki dövüş sahnesi tırt. Çok acayip kareografiler bilmem ne civ uzaylar lor böyle işte değişse böyle araba olsa robottan işte böyle kastan falan. Hani <laughs> hayır abi hiçbir şey olmuyor işte. Odağını, odağını bozmuyor herif daha senin odağın belli. Sen buna odaklanacaksın diyor gidiyorsun. Çünkü zaten abi işte insanız ya hemen kayıyoruz çünkü sıkılabilirsin. Başka bir şey ilgini çekebilir, meme görebilirsin burada bu bölümde meme de görmüyorsun. Hani o yüzden Hı -hı. iyi bir hikaye anlatımı da var bu bölümde örnek olarak. Tertemiz akıyor bence. Aynen. Ee, ve var boşu mi? boşuna da The Next Generation en popüler bölümlerinden bir tanesi değil. Kesinlikle değil. Bu bölümle ilgili bakıyorum başka ekleyeceğim bir şey var mı diye kapatma düğmesi konusunu konuştuk. ...fail evet. etmeyi konuştuk... Vallahi ...sanırım başka ekleyeceğim bir şey yok. ...ha bir de şunu ekleyeceğim... Ee, ...diğer karakterler de... ...mesela Taşa direkt şey diyor ya işte... ...Data'ya güvenebileceğiz mi... Hani on, ...diğer karakterler de unutmuyor yine dizi... ...Taşa çünkü Tabii. sonuçta güvenlikçi orada... ...ve sorgulaması lazım... ...ufacık da olsa belki bak izlerken... eğreti gelmiş olabilir... ...ya onu da araya sokmuşlar ama yapıyor... ...sen şey doğru, de demiyorsun... Ya, ...olur mu bir şey söyleyeyim çok doğru bir yere değindin... Evet. ...asla eğreti gelmediği gibi... Yani başkası için gelebilir belki. Bana ha, eseri olan saygını arttırıyor açıkçası evet. bu. Yani baş, çünkü şu, az önce de söylediğim gibi modern dizilerde olsa taşı öyle bir diyalog yazmazlar. Halbuki bölümün ilerisinde böyle bir problem çıktığında bu sefer internet people biz de dahil şey diyoruz ya. E kardeşim o kadar güvenlikçi var bunlar <laughs> mutlu topluyordu diyoruz ya. Orada evet. bir iki cümle yani. Hakikaten bir dakika bile almayan bir sürecikte adam demiş ki. Yani bak en azından güvenlik personeli sorguladı ama... E, Kaptan güveniyorum deyince bıraktılar demişler. Tamam deyip geçiyor. Bir, bir şey var yani bir cevabı var en azından. Onu da düşünmüş yazar diyorsun. Aynen o, orada yüklediği rolü de unutmuyor işte. O rolü ben Haybi'ye koymadım buraya. Yani bak bu insan da burada iş yapıyor, iş çalışıyor emekçi bu da. <laughs> Güzel detaydı. Okey bu bölümle ilgili o zaman ekleyeceğim başka bir şey yoksa datalor bölümüyle beraber bu bölümde kap kapatıyoruz. Bir dahaki partide konuşacağımız bölümü şu an daha bölümü başlığından görürsünüz. Evet, artık başlığında karar veremedik çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ya Millet ikinci sezonlara geçti abi zaten yapıştırmış gidiyorlar merak aynen etme. Evet. Bitiriyorum <laughs> Millet, bitirenler var. Aa bir aynen şey aynen bir şey yani. diyeceğim çok Hı? teşekkür etmek istiyorum buradan. Tabii ki şu anda benim kanalın sayısına göre çok iyi bir geri dönüş alıyor bu bölümlerin hepsi ama yaşça çok büyük izleyicilerimiz var, ee, takipçilerimizin anneleri babaları izleyip eski nostalji ya biz bunu 40 sene önce izliyorduk. Çok güzelmiş. Bu oğlanlar da güzel muhabbet ediyorlar. Teşekkür ederiz tarzı yorumlar geliyor. Onlara ekstradan Eyvallah. çok teşekkür ediyorum. Ben de Sağ şey çok hoşuma ben. gidiyor. Her bölümün altında o bölümdeki beğendikleri cümlelerden alıntı yapıyor insanlar. Evet. Açık yorumları okuyorum arkadaşlar ben. Kanal benim olmadığı için kalp basamıyorum size ama okuyorum onları ve çok hoşuma gidiyor size siz o alıntıları okumak. Sen söyle Ancan ben Bey, basarım kalp basacaktır ayıpsın. Size bundan Tabii, sonra. Ben gördükçe basıyorum ayıpsın. Sen de işaret et basarız tamam. hiç, hiç lafı okay. olmaz. O zaman, o zaman öpüyoruz hepinizi. Aynen. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi bay bay.